Bu hafta duygusal tarafınızın zirve yapacağı bir döneme giriyorsunuz. Daha cesur ve kararlı olacağınız bu günlerde hayatınızda çok önemli kararlar almak için gerekli motivasyonu bulacaksınız bu hafta. Duygusal riskler almaya daha yatkın olabilirsiniz biraz. Bir de bu hayatınızda yeni bir düzenin aslında kapılarını aralayacak sizlere. 14 Ekim'den itibaren önümüzdeki 6-7 gün boyunca Güneş sistemindeki iki önemli gökyüzü olayı yaşamınıza yepyeni bir düzen getirecek tabii ki. Bu olaylar tabii ki hayatınıza bazı avantajlar ve fırsatlar da sunacak. Güneş ve Ay'ın döngüleri bize hem ışık hem de birazcık karanlık sunabilir bazı zamanlarda. Ve bu süreçte ihtiyaçlarımız doğrultusunda onların ritmine ayak uydurarak bu haftanın önemli gökyüzü olaylarını aşmaya çalışacağız. 17 Ekim'de 11. evinizde gerçekleşecek olan bir dolunay var. Her ay belli bir açıda dolunay zaten yaşıyoruz ve bu kez bu dolunay yaşam gücünüzü ve içsel enerjinizi harekete geçirecek cinsten. Bu dönemde duygusal kararlar almak, hayatınızdaki önemli adımları atmak için cesaretiniz kat daha artacak. Özellikle hayat partnerinizle, eşinizle ilgili konularda daha böyle kararlı olacaksınız. Fedakarlık yapmaya yatkın olabilirsiniz zaten bu dolunayın etkisiyle. 17, 18, 19 Ekim tarihlerinde daha önce böyle cesaret edemediğiniz veya beklettiğiniz konularda artık harekete geçeceksiniz. Duygusal motivasyon bulacaksınız bununla ilgili. Ay aynı zamanda ikinci evinizde yönetiyor. Bu da para kazanma, kariyer fırsatları ve finansal özgürlüğe giden yolda destekleyici bir etki yaratacak sizlerde. Dolayısıyla bu tarihlerde aslında alacağınız maddi kararlar gelecekte finansal hedeflerinize çok katkı sağlayacak. Bu haftanın bir diğer önemli haberi ise 17 Ekim'de de Venüs 7. evinize geçiş yapacak olması. Astrolojik olarak 7. ev ilişkiler ve ortaklıklar için çok büyük önem taşır. Venüs burada ekstra bir enerji kaynağı sunacak size. Bu süreç özellikle aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde pozitif gelişmelerin yaşanacağı bir döneme işaret ediyor olacak. Venüs'ün bu hareketiyle tabii ilişkilerinizdeki böyle sorunların azalması ve hatta sona ermesi de mümkün. İşte bu dönemde yaşam partnerinizle ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz sevgili ikizler. Yaratıcı projelere başlayabilirsiniz. Manevi olarak kendinizi aslında çok daha huzurlu hissedeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda iş ortaklıkları kurmak veya mevcut ilişkinizi güçlendirmek için de harika bir dönem diyebilirim sizler için. Venüs'ün etkisi 5. evinizde kapsadığından hem aşk hem de arkadaşlık ilişkilerinizde yeni bir dinamizm kazanacaksınız. Merkür bu hafta 6. evinizde ilerliyor zaten. Bu durum kişiliğinizi geliştirmek, yaşam tarzınızı daha istikrarlı hale getirmek için harika fırsatlar sunuyor. Ayrıca hedeflerinize odaklanmak ve adım adım ilerlemek için de çok uygun bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Güneş'in 5. evdeki konumu ise liderlik vasıflarınızı güçlendirirken yeni çözümler üretmek ve seyahat planları yapmak için enerjinizi arttırıyor olacak. Jüpiter'in geçtiğimiz hafta 1. evinizde gerilemiş olması bu dönemde daha temkinli olmanız gerektiğini bir kez daha size hatırlatıyor olacak. Kendinize güvenin ancak adımlarınızı atarken son derece dikkatli olun sevgili ikizler. Çünkü şans faktörünüz biraz zayıf artık. Satürn ise 10. evinizde geri harekete devam ediyor ve 16 Kasım'da da artık retrosunu bitirerek düz harekete direkte geçecek. Bu tarihten sonra kariyerinizde tekrar bir yükselişe geçebilirsiniz sevgili ikizler. Bu hafta böyle kısa vadeli gezegen hareketlerinden faydalanarak aslında başarıya ulaşma şansınız da son derece yüksek. Hem duygusal dengeyi sağlamak hem de iş hayatınızdaki ilişkilerinizde önemli adımlar atmak için çok doğru zamandasınız. Cesaretinizi toplayın ve gökyüzündeki bu hareketliliği fırsata çevirin lütfen. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.